Efoğlu'ndan herkese merhaba. Bugün mimarımız İlknur Hanım'ın hazırlamış olduğu 179 metrekare projenin ofisteki arkadaşlarımızla değerlendirmesini yapacağız. Bu değerlendirmeleri sizler de YouTube'da yorumlar kısmında katılıp bizlere fikir verirseniz bizleri mutlu edersiniz. Sizlerin fikirlerini bizler projelerimizde uygulamak için çaba gösteriyoruz. Bu anlamda fikirlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyoruz. İlknur Hanım, projenizi sizden bir dinleyelim. Daha sonra arkadaşlarımızla biz de kendi yorumlarımızı yapacağız. Herkese merhaba. Ben Efoğlu'ndan mimar İlknur Aslan. Bugün size 179 metrekare 4+1 olarak tasarladığım evi tanıtacağım. Bu proje tasarım projesi, ancak şu anda tasarım yaptığımız bir müşterimizin ihtiyaçlarına atlık olarak kullandım ki bir tasarımda metrekarede sınırlayıcı olsun. Öncelikle olarak planlamayı inceleyip tanıyalım. Zemin kat yüksekliği 275 santimdir. Bu katta 2 yatak odası, salon, mutfak, bir genel banyo kurgulanmıştır. Merdiven altı da kiler olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca koridor sonunda dolap konularak değerlendirilmiştir. Öncelikle antreye girdiğimizde sol tarafımızda vestiyer bulunmakta. Sağımızda ise açık bir merdiven bulunuyor. Böylelikle ferah bir alana giriş yapmış oluyoruz. Devamında solda mutfağımız bulunuyor. Mutfağın en dikkat çeken yanı 3 mekan ile ilişkili olması. Birincisi antre, ikincisi salon ve son olarak da veranda ile ilişkili olması. Bu durum mutfağı oldukça kullanışlı, genel kullanım açısından oldukça ulaşılabilir bir alan olmasını sağlıyor. Antrenin tam karşısında salonumuz bulunmakta. Salonda kullanım sirkülasyon olarak benzer özelliklere sahip. Sağ tarafta merdiven, banyo, 2 oda ve onları birbirine bağlayan hol bulunmaktadır. Üst katta 2 oda ve bir genel banyo bulunmaktadır. Yapının dış cephe malzemelerine geçecek olursak, çatı kaplaması olarak antrasit renkli metal kenet çatı düşünülmüştür. Kırmızının bir tonu olan renk ve gri olan kısımda kullanılan malzeme dekoratif boya olarak düşünüldü. Ancak geçenlerde Emre Bey'in araştırmasına göre granit püskürtme de buna benzer bir uygulamaya sahip görsel olarak. Bunu da kullanabiliriz. Korkuluklar bazalı cam korkuluk, pencereler antrasit renkli PVC olarak tercih edildi. Hem maliyet hem de yalıtım açısından alüminyuma göre daha uygun bir malzeme olduğu için. Beyaz kısımlar sıva üzeri boy olarak tercih edildi. Dış mekan görsellerini inceleyelim. Birinci görselde yatay ve dikey hatlar belirgin olarak dikkat çekiyor. Yatay hatların verdiği sakinlik, düşey hatların verdiği hareketlilik tasarımsal olarak birbirini dengelemiştir. Buna ek olarak kullanılan sıcak, soğuk renkler, doluluk, boşluklar yapıyı vurgulamış, desteklemiştir. Gri kısım merdiven alanını, kırmızı kısım ise üst kat odanın olduğu kısmı göstermektedir. Ayrıca yapının bütünlüğünün devam etmesi için kolon koymadım. Daha estetik durması için bunu çelik halatla taşınacak bir yapı olarak düşünüp kolon koymak yerine çelik halatla yukarıdan taşıyarak destekledim. Ayrıca Faruk Bey'in mühendis değerlendirmesinde söylediği üzerine cam konularak yağmurdan korunmak için bu da eklenebilir. Bu açıda evin hem giriş kısmını hem de veranda kısmını aynı anda görebiliyoruz. Beşik çatı ve düz çatılar beraber kullanılarak birbirine bağlanmış, görsel süreklilik artırılarak görsel etkisi arttırılmıştır. Görsel sürekliliğin bozulmaması için giriş verandasına klasik kolon koymak yerine çelik halat ile taşınması sağlanmıştır. Üçüncü görselimiz. Görselimiz mutfak ve salonun bağlandığı veranda kısmından. Doluluk, boşluk ve renkler kullanılmış. Mümkün olduğunca minimal çizgileri olan bir tasarım yapılmıştır. Kırmızı renk verandayı vurgulamıştır. Dördüncü görselimiz. Burada veranda ve TV ünitesinin olduğu duvarı görüyoruz. Üst kattaki kütlede beyaz kullanılıp biraz daha geri planda hissi verildi. Ayrıca korkulukta bazalı cam korkuluk kullanılarak yapının sade tarzı korundu. İç görsellere geldiğimizde salonumuzu görüyoruz. TV ünitesinden mutfağa bakıyoruz. Oturma grubu arkasında yemek masası olacak şekilde kurgulandı. Bu açıdan antreden giriş ve mutfak ile salonun bağlantısını görmekteyiz. Salon girişinden TV odasına baktığımız açıyı görüyoruz. Buradan salonun birçok yerden gün ışığı aldığını görüyoruz. TV ünitesinin duvarı diğer duvarlardan daha koyu seçilerek vurgulanmıştır. Bir sonraki görselimiz. Görselimiz mutfaktan. Mutfak oldukça açık ve havadar olarak tasarlandı. Dolaplar gri, tezgah masif kayın ahşap olarak düşünüldü. Mutfak ile ada mutfak kurgusunu görüyoruz. Aynı zamanda antreden gelen kapıyı ve salona olan bağlantıyı görüyoruz. Mutfağımızı oldukça sade tasarlamaya çalıştık. Anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlarımın yorum ve eleştirilerini bekliyorum. Teşekkür ediyoruz İlknur Hanım. Tasarımınızı ilk gördüğümde farklı geldi. Hani renk olarak bizden müşterilerimizin de istediği ve takipçilerimizin de istediği farklı renkte farklı tasarımlar görme noktasında bu proje onlardan bir tanesiydi. Projeyi genel manada beğendiğimi söyleyebilirim. Yani dediğim gibi o tepkiyi şu şekilde yaşadım. Yani farklı bir şeyler denenmişi gördüm projede. Bu anlamda güzel olduğunu düşünüyorum genel manada. Tabii birkaç noktada söyleyeceklerim olacak. Hem iç planda hem dış görsellerde. Bunu zaten mühendis değerlendirmesinde Faruk Bey ve Fatih Bey değinmişlerdi ama ben de bu videoda ayrıca değinmek istedim. Bu binada dış cephede gördüğümüz bu renk uyumlarının güzelliğinin yanında burada çatı kısmında sanki bir eksiklik hissediyoruz. Yani bu kısımları biraz daha aşağı indirerek veya işte buraya oluk ve benzeri malzeme. Tabii bu sizin ve mühendislerin tercihi olacak bir malzeme ama burada bir sanki yarım kalmış bir tasarım hissi veriyor. O yapıyı, güçlü yapısını biraz daha zayıflatan böyle bir etkisi var. Hem burada bu cephede görüyoruz hem de diğer görsellerde de zaten bunu hissediyoruz. Yani burada da aynı. Biraz daha basit hale getirmiş. Burayı güçlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu dış cepheyle ilgili bir eleştirimdi ama onun dışında renklerle ilgili çok güzel bir kontrast yakalamışsın. Bunu beğendim projede. Farklı renkleri denemek, farklı renklerin uyumunu bir arada bize göstermen güzel. Bunun dışında yapının mimari olarak görsel anlamda yatay ve düşey ve dediğin gibi çatıların farklı yönlerde değerlendirilmesi de ayrıca farklı bir hava katmış projeye. Bunu da beğendim. Ya burada bir mimari çalışmanın olduğu aşikar. Yani bunu bize göstermiş oldum bu projede. Bu yüzden teşekkür ediyorum sana. Tabii projemiz içeriye geldiğimizde alt kat planı olarak da benim beğendiğim projelerden bir tanesi oldu. Alt kat planında sadece şunu aradım. Yani bu salon, mutfak, veranda uyumunu çok sevmenin ötesinde yatma alanlarıyla oturma alanlarını ayırdığım bir proje olmuş. Sadece alt katta bir odada ebeveyn banyosu olsa mıydı diye bir beklentim oldu. Yani bu odalardan bir tanesinde, geniş bıraktığın odada veya bunda bir tane ebeveyn banyosu olsa alt kat planı için bence çok güzel bir proje ortaya çıkmış olurdu. Şu anki hali de gayet iyi. Ben bir tane alt katta ebeveyn banyosu aradım. Bunun dışında tabii alt katta ayrıca bu projeyi kullanırken bir de tesisat odası organize edilse iyi olabiliyordu. Çünkü bunu çözmemiz gerekecek. Bu proje uygulandığı zaman tesisat odasını bu projede çözmemiz gerekecek. Bunun dışında yukarıya üst kat planına çıktığımız zaman alt katta beklentim üst katta da devam ediyor benim. Evet, bir tane genel banyo bırakmışsın ama bu odalardan bir tanesi de giyinme odalı ve ebeveyn banyolu bir plana dönüşebilirdi, odaya dönüşebilirdi. Üst katta da ayrıca bunun yanında bir de çamaşır odası, ütü odası şeklinde bir oda organize etmiş olsak proje dört dörtlük bir plana sahip olur diye düşünüyorum. Tabii 179 metrekare planlamışsın. Bu benim söylediklerimle beraber sanırım bu proje 200 metrekare olarak revize edilse şöyle düşünüyorum, %80-%90 talep görebilecek bir plana dönüşür. Çünkü ben birçok planları incelediğimde işte müşterilerimizin genel isteklerinin 4+1, işte alt katta 1 veya 2 oda, üst katta 2 veya 3 oda şeklinde talepleri olduğunu görüyorum. Plan anlamında 4 dörtlük bir plana dönüşeceğini düşünüyorum bu söylediklerimle beraber. Ama onun dışında proje gayet estetik, gayet üzerine düşünülmüş, tasarlanmış bir proje. İç cephede sadece bunu biraz da hani sana takılmak için soracağım ama bu nasıl bir tasarım? Bu farklı bir çalışma mı oldu burada? Yani daha çok kitap okumak için kullanılan bir şey ama salonun ortasında olmasaydı iyi olurdu. Ama güzel yani. Şöyle bir dedim, acaba öyle bir şey mi düşündü yoksa render hatası mı, onu da söyleyecektim. Bir de şurada şeyi söyleyecektim. Bu açıdan gördüğümüzde burada mermerden yansıma mı görüyoruz? Pencereyi montaj ederken yukarıdan mı montaj etmişsin? Yukarıdan montaj etmişim, evet. Ama mutfak detayını da çok sevdim, onu söyleyeyim. Ben yorumlardan da biraz takip edebildiğim kadarıyla bu projenin en beğenilen kısmı mutfak olmuş diyebilirim. Yani ben mutfakla ilgili çok güzel yorumlar geldiğini gördüm. Ayrıca bunu sosyal medyayı takip eden arkadaşlarıma da detaylı bir şekilde soracağım birazdan. Projenin için tekrar teşekkür ediyorum. Bu çatıyla ilgili yorumlarını ve planla ilgili yorumlarını alayım. Diğer arkadaşlarıma söz vereceğim. Emre Bey, çatı dış görünüşüyle ilgili olarak düşüncem şuydu. Daha minimalist bir yaklaşım olsun. İlla her seferinde böyle çatı çok baskın olmak zorunda değil. Ben o yaklaşım, yani onu korumak istediğim için aslında çatıyı aşağı kadar indirmedim. Emre Bey, aslında bu üst katın sol tarafında bir saçak görünümü vermiş ya. O saçak görünümü bize bir güçlü his uyandırıyor. Aslında bunun altında, yani saçağın altında kalın bir yalıtım tabakası var. O kadar da basit değil hissiyatı veriyor ama diğer açılarda bu saçağın kalınlığını göremeyince insanın gözü arıyor. Yani çünkü alışmışız artık. Evet, orada bir saçak altı kalın bir tabaka görünmeyince sanki orası basit bir şeyle kapatılıp geçilmiş gibi hissiyat veriyor. Ve bu da bizim bu tür tasarımlara alışık olmamamızdan kaynaklanıyor. Burada ben aslında şunu aradım. Şuradaki dediğin gibi şu cephede biraz daha az hissediliyor bu zaten. Ama şu çizginin devamını burada görmek isterdim ben. Şu çizginin devamını görürsem zaten bunu çok hissetmeyeceğim. Aynı şekilde bu açıdan baktığımız zaman da şu kalınlığı şurada görmüş olsam bu beni o kadar rahatsız etmeyecek ama şu an oturaklı bir kütleye şu biraz daha zayıf bir imalatmış gibi veya zayıf bir görselmiş gibi kalıyor. Hani sonradan böyle getirmişsin, ilave etmişsin gibi. Burada bir renkle olabilir veya başka bir malzemeyle olabilir, bilmiyorum. Şurada o hissi yaşamamız gerekirdi diye düşünüyorum ben. Bir tık daha mı kalın olsaydı? Yok, şu kalınlıktan bahsetmiyorum. Şu detayın devam etmesine ama mesela bunu aşağı kadar indirmek yerine bu çatılarda aşağı kadar indirmek yerine burada kenet çatını aşağıya büküp sanıyorum şuranın kalınlığı mesela 30 santim civarındadır diye düşünüyorum. Bir 30 santim kadar getirmiş olsan bu detayı daha bize tok bir yapı hissi verecek. Mesela burada onu o kadar hissetmiyoruz. Bak şurada o kadar hissetmiyoruz çünkü burada bu kısım zaten bize o hissiyatı veriyor. Burada da şurayı gördüğümüzde şuralarda hissetmiyoruz ama sadece şuraya baktığın zaman biraz zayıf kalmış gibi düşünüyorum ben. Hani şu açı mesela Faruk abinin de demek istediği bu sanırım. Bu açıdan çok hissediyoruz. Bu açılardan o kadar gerekliliği hissedilmiyor. Bence şunun devamı, şu kalınlığın devamında bir detay burada geçmiş olsaydı bunu daha az hissedecektik. Yani veya bu çatıyı aşağı doğru 30 santim çevirip bırakmış olsaydın bunu hiç hissetmeyecektik bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani herkes öyle düşünmek zorunda değil tabii ama bu benim kendi fikrim. Mimar arkadaşları da uyarmıştı da bu bilinçli bir yaklaşımdı aslında Emre Bey. Yani bu illa çatıyı çok belirgin yapmak zorunda değiliz. Biraz daha ince çizgilerle duvarları daha çok yansıtabiliriz, görebiliriz tarzında bir yaklaşım sergiledim bu tasarımda. Ondan kaynaklı. İlknur Hanım sanat içindir diyor yani. Anladım. Şöyle aslında abi, İlknur şöyle söyleyeyim burada. Şimdi sen bir de oluk koymamışsın projeye. Belki oluk koysan ben bunu hiç söylemeyeceğim. Yani maksadım bayağı ince göstermekti zaten. Anladım. Yani senin zaten kasıtlı yaptığın bir durummuş. Yani benim kendi düşüncem burada detay olması noktasında. Yani buraya bir olup geçsen ben bunu zaten hiç söylemeyecektim belki de sana. Ben zaten tasarımın genelini çok beğendim, onu söyleyeyim. Yani hatta bu malzemeyle ilgili de sana öneride de bulunmuştum. Şu malzeme önerisinde de bulunmuştum. Yani bu detayı beğendim. Bence Instagram'a koyduğun görsel veya tercih ettiğin görsel şu olmuş. Ben bunu senin arkandan eleştirdim. Ben bir sonrakini koymamış diyor. Yani mesela şu görsel veya şu görsel bence çok daha iyi bir görseldi. Senin projeni yansıtabilmen için. Şu daha bence düşük kalan bir görsel diğerine göre. Burada görsel tercihi noktasında ben ya şöyle Instagram'da koyduğun görseli söylüyorum. Yani Instagram'a girdiğimiz zaman şu diğer görsel karşılıyor bizi. Şu görseli görmüş olsak bence proje daha anlaşılır oluyor veya şu görsel, şu görsel. Bunlar daha etkili görsellerdi bence. Galiba ben düşünürken en çok kafa harcı yaptığım yerin en iyi olduğunu düşündüğüm için herhalde oraya yöneliyorum. Hep bunu yapıyorum. Anladım. Ama güzel, ben projeyi beğendim. Yani proje dedim ya, üzerine düşünülmüş, kafa yorulmuş bir proje. Eline sağlık. Öncelikle onu söyleyeyim, kesinlikle bir emek var yani projede. Teşekkür ederim Emre Bey. Bunun dışında şimdi ben Türker'den proje hakkında yorum alayım. Bu arada dış cepheyi görüştük ama iç cephede alt katta ve üst katta banyolar ve çamaşır ve ütü odaları noktasında projeye neden koymadın? Ha şöyle demiştim, bir tane müşterimizin isteklerini altlık olarak kullandım ki çok tapmayayım. Ama dediğiniz gibi gerçekten bu dedikleriniz eklenirse çok daha kullanışlı, işlevli bir ev olacak. Yani bence müşterimiz henüz karar vermediyse orada onu da fikir oluştursun bu düşüncelerimiz. Alt kata bir ebeveyn banyosu, üst kata da çamaşır odası ve ebeveyn banyosu ve hatta mümkünse giyinme odası olursa sanırım 179 metrekare, 200 metrekarelere çıkartırız ama dört dörtlük kullanışlı bir proje haline gelir. Bu da bence buradan bir tavsiye olmuş olsun müşterimize. Mesela şuydu aslında, 150 metrekare neti geçmek istemiyorlar. 4 oda istiyorlar. Zaten şu an oda sayısını düşürdüler, ebeveyn banyosu istediler. Şöyle ama nette 150 metrekareye geçmiş mi oluyorsun? Sanırım zaten şu an 179 metrekareyse neti 150'yi buluyor mu şu an? Evet, zaten şöyle bir şey de oldu. 2 kattan vazgeçtiler tamamen. Tek kata döndük. 2 kat bir tek kat mı diye plan gönderiyorum onlara. Şöyle yapabilirsin. Bu projenin ayrıca bir tasarımını biraz daha tasarımda değişiklikler yaparak, yani bu söylediğimiz eleştirilere, yani bu videonun sonunda çıkan sonuçlara göre, eleştirilere göre revize edip ayrı bir 200 metrekareye yakın bir proje şeklinde, tasarım proje şeklinde paylaşabilirsin. Bence güzel. Yani değerlendirilmesi gereken bir proje. Teşekkür ederim Emre. Yapacağım inşallah. Türker, senden projeyle ilgili yorumunu alalım. Hanım, öncelikle elinize sağlık. Sizin de bahsettiğiniz gibi farklı ve minimalist bir proje olmuş. Yani bunu her açısıyla aslında görebiliyoruz, karşımıza geliyor. Ben plandan başlamak istiyorum. Planda gayet güzel, her yerini kullandığımız bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani salonun, mutfağın, metrajlarının böyle proje için yeterli olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda alt kattaki 2 oda kullanıyor oluşumuz da yine farklı bir çözüm olmuş. Ben daha çok bir odayı daha yukarı değerlendirmeyi düşünüyordum. Ama dediğiniz gibi müşterinin de tercihiyle alakalı bir durum. Bu noktada sadece Emre Bey'in dediği gibi alt kata bir tane daha bir banyo eklense gayet güzel olurdu. Çünkü şu an 2 oda artı gelen misafirler tek bir banyoyu kullanmak zorunda kalacaklar. Bunun da o yüzden yetersiz olacağını düşünüyorum. Yine burada verandamızda güzel, keyifli bir veranda haline gelmiş. Sadece bu planda yine dış görünüşte de sorarım. Bu salondaki TV ünitesinin sandalye solunda olan pencerelerin açılıp açılmadığını sormak istiyorum. Çünkü açılmazsa muhtemelen daha güzel bir gözüm olacak. Daha güzel, sadece dışarıyı izlemelik, keyifli bir pencere haline dönüşecek. Üst kat planında da gayet küçük yani 50 metrekare içerisinde 2 tane oda çözümümüz. Artı bu 2 odaya hizmet eden bir banyo çözümümüz var. Buradaki tüm birimlerin de yine ideal metrajlarda olduğu düşüncesindeyim. Burada yine holün bulunduğu oradaki dışarıdan gelen pencereden ışığında hole gayet aydınlık, ferahlık getireceğini düşünüyorum. Aynı zamanda merdiven sağından da. Üç görünüşte yani bizi aslında karşılayan şey beyaz ana bir kabuk içerisine gizlenmiş 2 tane farklı renkte olan kütleleri görüyoruz. Yani daha çok bunun vurgulandığını düşünüyorum. Sadece bu vurgulamayı ön tarafta ana kütlede kırmızı tonlarda bir renk seçilirken arka tarafta gri tonlarda bir renk seçilmesi belki vurgulayıcılığı biraz engellemiş olabilir. Yani çünkü kütlesel bence yaklaşmalıydık bu duruma, renklere de özellikle. Öyle yerleştirmiş olsaydık, renk uyumunu yakalasaydık daha farklı bir görünüş elde edebileceğimiz düşüncesindeyim. Aynı zamanda orada Emre Bey'in de dediği gibi acaba saçaklar biraz uzamalı mıydı düşüncesini ben bu sizin dediğiniz minimalist mimariden yana olduğu için bence saçakların bu seviyede kalması gayet hoş olduğu düşüncesindeyim. Yani sadece oraya yapacağımız sizin de bahsettiğiniz gibi bir oluk uygulamasıyla orada yeteri kadar bir kalınlık verileceğini düşünüyorum. Çünkü daha fazlası bence bu düşünceyi, minimalist düşüncesini engelleyecekti. Aynı zamanda bu görselde verandalarımızda kullandığımız yuvarlak kolonların, 4 tane yan yana hizaladığımız kolonların bu evdeki ana karakteri, yani ana sert çizgileri biraz yumuşattığını düşünüyorum. O yüzden gayet projeye yakışan bir uygulama olmuş orası da. Tekrardan elinize sağlık İlknur Hanım. Benim diyeceklerim de o kadar. Teşekkür ederim Türker Bey. Sizin de yardımlarınız oldu fikir açısından. Teşekkür ederim. Türker'e teşekkür ediyoruz. Türker'e şu noktada katılıyorum. Ben de aslında projeyi gördüğüm zaman şu ön cephedeki bu daha çok pembe veya kırmızıya çalan rengin burada da devam etmesini açıkçası bekledim. Burayı da bu şekilde griye daha çok yaklaşan bir renkle görsek nasıl olur diye de bir hayal etmeye de çalıştım. Belki dedim ya, bu projeyi 200 metrekare olarak yeniden tasarladığımızda, İlknur Hanım bizim için yeniden tasarladığında bu renk detayını da değiştirip bir görmek isterim projeyi. O şekilde nasıl bir etki oluşturuyor. Ama burada da sanki bu halinde de farklı bir tarz ve farklı bir yaklaşım olmuş. Güzel de olmuş, bu halinde beğendim açıkçası. Burada sadece şuna katılmıyorum. Hani projeye dediğim gibi 200 metrekareye çıkartmamız lazım benim bunu söylediğimi gerçekleştirebilmek için. Burada mutfağın büyüklüğünün yeterli olmasıyla beraber ben salonun biraz küçük kaldığını düşünüyorum. Yukarı kat planlardaki oda büyüklükleri yeterli. Yani ideal seviyede. Ama salon bence bir 35 metrekareleri bulması gerekiyor. Yani 28 metrekare böyle bir ev için küçük bir salon. Bence bu detay burada biraz daha, dediğim gibi 200 metrekareye ihtiyacı var bu evin bu planla. Teşekkürler tekrar. Nazlı Hanım, sizden proje hakkındaki değerlendirmenizi alalım. İlknur Hanım, öncelikle elinize sağlık. Gayet güzel bir proje ortaya çıkarmışsınız. Ben de planlardan başlamak istiyorum. Az önce Emre Bey'in dediğini tam olarak ben de söyleyecektim. Onu bekliyordum. Bu metrekareye salonun ben de biraz küçük olduğunu düşünüyorum. Normalde ideal metrekareler ama bir salonun 35 metrekareden aşağı olması bana biraz kullanışsız gibi geliyor. Ve bu eve de gerçekten 35 metrekare bir salonun olması gerektiğini düşünüyorum. Yine mutfak, veranda metrekarelerin gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Bir de bu ebeveyn banyosunda İlknur Hanım ilk projeyi çıkardığında bize anlatırken kendisi de zaten sürekli buraya bir ebeveyn banyosu olması gerektiğini sürekli vurguladı. Müşteriye bunu önerdiğini ama müşteri kabul etmediği için yapmadığını söylemişti zaten. Bunu şu an açıklamadı ama hani ben yine de söylemiş olayım. Hani kendisi de burada ebeveyn banyosunun kesinlikle olması gerektiğini düşünüyor. Çamaşır odasının olması gerektiğini düşünüyordu ama metrekareye geçmek istemediği için yapmadığını biliyorum. Üst katta da yine aynı dediğiniz gibi bir ebeveyn banyosu lazımdı ama müşteri isteklerinden dolayı yapılmadığını biliyorum. Yine de gayet güzel plan çözümleri olduğunu görüyoruz hep birlikte. Burada girişinizin çok tanımlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel bir girişiniz var. Bizi o kütleye çeken bir giriş olduğunu düşünüyorum. Diğer açılara bakalım. Şimdi burada benim projede en beğendiğim noktalardan biri Türker Bey'in de vurguladığı o metal direkler. Gerçekten projeye çok hava kattığını ve projeyi çok güzel gösterdiğini düşünüyorum. Ve veranda alanının projede çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten veranda alanını renklerle ve bu cephede vurguladığınız çizgilerle güzel bir hale getirdiğinizi düşünüyorum. Verandada bir ahşap kullanmaya çalışıyorum ya da farklı bir renk kullanmaya çalışıyorum. Orayı gerçekten çok sıcak hale getiriyor. Burada da İlknur Hanım'ın kırmızı renk kullanması gerçekten verandayı çok tanımlı ve sıcak bir hale getirmiş. Proje hakkında genel söyleyeceklerim bu kadar aslında. Gerçekten projeye çok söylenecek bir şey yok. Çizgilerini ve tarzını çok yansıttığını düşünüyorum İlknur Hanım'ın. Gerçekten eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Siz de çok yardımcı oldunuz Nazlı Hanım'ın projesine aslında fikir olarak. Bir şey daha söyleyeceğim, rica ederim. İç mekanlarda İlknur Hanım'ın kendini çok geliştirdiğini düşünüyorum. Gerçekten render kalitesini olsun, içerideki dizayn olsun ileri seviyelere taşıdığını düşünüyorum. Tekrardan eline sağlık. Teşekkür ediyoruz Nazlı Hanım. Burada ben de hem Faruk Bey'e katılarak bu renk uyumuyla beraber, buradaki bu sıcak renkle beraber bu alanın daha kullanışlı, daha böyle oturmak istediğimiz, sürekli yaşamak istediğimiz bir alana dönüştüğünü düşünüyorum. Sadece bunu değerlendirirken şunu nasıl yapardık onu bir sormak isteyeceğim İlknur'a. Şuradaki pencere biraz daha aydınlık, geniş bir penceremiz var ve peyzajı gördüğümüz bir penceremiz var. Şu alan çok keyifli bir alan. Ama burada biraz daha pencere alanını artırsak projeye daha iyi bir hava katar mıyız? Dur, bu konuda ne düşünüyorsun? Katabiliriz çünkü tasarım yaparken benim de elim birkaç kere gitti o şeye. Ama sonra bir çizgi yakalamak gerektiği için vazgeçtim açıkçası. Verandadan da rol çalabilirdi aslında orası. Bence yani şurada bir, dediğim gibi, bu projeyi tekrar tasarladığımızda burada o detayı görelim. Bunun yanında projemizde baca detayı da görmüyoruz da bu baca detayını da tasarlarsak çünkü... Tamam. Çünkü şöyle olacak muhtemelen. Mesela şu an uyguladığımız projelerde bunları sonradan değerlendirmemiz gerekiyor. Sonradan buna çözüm üretmemiz gerekiyor. Şimdi alt katta bir şömine istenildiği zaman nasıl bir çözüm üretilecek? İşte alt katta, üst katta nerelere denk geleceği ile ilgili. Burada keza oluklar için de aynı şey geçerli. Şimdi şu kısmı oluk yaptığımızı düşünüyorum. Şu kısmı oluk yaptık. Buradan indirdik. Şuradan geçemeyeceğiz. Oluk devam edemeyecek. Diğer tarafa geldiğimiz zaman oluğu burada bir yerde çözmemiz gerekecek. Şurada çözmek, burada da çözemiyoruz oluğu. Şurada da çözmekte zorlanacağız. O yüzden projeyi çözerken şu detayı ve baca detayı, bilmiyorum mesela şuradan çıkarttığın bir baca mı olacak? Şu köşeden çıkarttığın bir baca mı olacak bu projede? Böyle bir detay da gerekiyor. Yani iç cephede de, iç görsele de bakmak lazım tabii. Yani şu köşede belki bir şömine detayıyla beraber veya işte baca detayıyla beraber dışarıda da bunu barbekü alanına dönüştüreceğin bir detay projeye gelebilir mi? Bunu senin tasarımında bir değerlendir isterim. Tamam Emre Bey. Bir sonraki tasarımda bunu değerlendireceğim. Tamam, teşekkür ediyoruz. Irmak Hanım, sizin proje hakkındaki değerlendirmenizi alalım. Elinize sağlık İlknur Hanım. Benim de hem dış cephe görsellerinde hem iç mekan çözümlerinde çok beğendiğim bir proje oldu. Özellikle mutfağın penceresi, iç mekan dış mekan bağlantısını çok güzel sağlayan bir özellik oldu. Girişin olduğu cephe bence en hoş görünen cephe. Orası aslında sokağa bakan cephe olsa, bu projede öyle yapmadık ama sokağa bakan cephe olsa çok daha etkileyici olur diye düşünüyorum. Bu yüzden uzun kenarı yol tarafına gelen parsellerde daha uygun olabilecek bir proje olduğunu düşündüm. Elinize sağlık tekrardan. Irmak Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Faruk Bey, sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Emre Bey, araya sürekli girerek kendi yorumlarımı yaptım aslında bayağı bir. Benim en çok hoşuma giden kısımlarını söyleyeceğim. Bir, girişte yani zemin kat planında binaya ilk girdiğimizde bize kapının açılışına göre merdivenin çıkış yönünün bu taraf seçilmesi, aslında metrekare kaybetmeden insanı geniş bir alana çıkarması gayet hoş, ince düşünülmüş bir ayrıntı olarak düşünüyorum. Çünkü normalde o olmasa 1.50'lik bir koridoru açılacak. Ancak o merdivenin çıkış yönünden dolayı kapıyı açtıktan sonra göz hizasından sanki 1.50'ye değil de 2.60'a, 2.70 olan geniş bir koridora açılmış gibi hissedeceğiz. Orada giden metrekareler de boşa gitmemiş oldu bu durumda. Onun haricinde giriş kısmındaki Irmak Hanım'ın az önce yorumladığı görsele geçebilirsek. Yani burada da biraz siz de bahsetmiştiniz. Bu farklı bir tasarım var. Biraz müşterilerimiz farklı yorumlar da yaptılar. Ancak bence biraz daha cesur bir tasarım olmuş. Tabii böyle araya bulabiliyoruz. Belki eksik olacak ama zamanla bu tür tasarımlar bir ruh katacak veyahut da farklı bir tasarım açısı. Baktıklarında belki bir gün bu Efoğlu'nun mimarlarının tarzı gibi yorumlar da gelecek. Bu da bizim için biraz ufuk açıcı oluyor. Evet, belki sadece evini yapıp gitmeyi düşünen müşterileri çok etkilemeyebiliriz ama zaman içerisinde onları da etkileyecek düzeye geleceğimizi düşünüyorum. Benim yorumlamalarım bu kadar Emre Bey. Diğer teknik detaylarla ilgili de mühendislik değerlendirme videosu izlenebilir. Fatih Bey ile birlikte yaptığımız. Onu da geliştirmeye çalışıyoruz konsept üzerinde. Bugünlerde de fazla izlenmiyoruz. Ne yapabiliriz diye düşünüyoruz efendim. Tabii ki videoyu geliştirmeniz lazım. Videonun bugünlerde izlenmemesi çok sizle de alakalı değil. Ben diğer videolara da baktım. Yılbaşı öncesinde 3-4 gün boyunca çok izlenmemiş videolar. Siz de biraz ona denk geldiniz. Yoksa o mühendis değerlendirmeleri ciddi anlamda yaptırmayı düşünen müşterilerimiz için bulunmaz bir fırsat. Yani projeyi tanıma şansları oluyor. Veya bizim projeyi nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl baktığımız noktasında onları fikir sahibi yapıyoruz bu noktada. Bence değerli bir yapım, değerli bir prodüksiyon. O anlamda gelişerek devam etmesini istiyoruz. Burada biraz önce de bahsettiğim gibi bizim gelişmemiz için bizi takip edenlerden geri bildirim almamız lazım. Yani şunlara da değinseniz, bu konularda videolarınızı açıklasanız şeklindeki yorumlar bizim için daha değerli yorumlar. Burada en çok bize gelen soru fiyat sorusu oluyor projeyle ilgili. Bu fiyat sorularına orada cevaplamamız çok mümkün olmuyor. Çünkü fiyat çok değişken bir durum. Yani biz orada fiyat vermiş olsak, videoda fiyat vermiş olsak sabit kalacak. Bunu bir sene sonra izleyen müşterilerimiz bu fiyat noktasında, fiyatın değişmesi noktasında hataya düşebiliyorlar. Yani bizi aradıklarında bugün bu binaya 350.000 TL veya 400.000 TL dediğimizi varsayıyorum. Müşterimiz bundan bir sene sonra, 2 sene sonra o videoyu görüp aradığı zaman biz diyoruz ki fiyat güncellendi. Videoda veya şurada şu kadar yazmışsınız. Emre Bey, bölüyorum sizi. Dün bir müşterimiz aradı. Kendisi 890 TL bölü metrekare olduğunu söyledi evlerimizin. Yani bizim ilk dönemlerimizde yaptığımız evlerde fiyat paylaşmıştık. Bu hataya düşmüştük. Mesela şu evin 890 TL bölü metrekareye elde edilebileceğini düşünmek bile zor. Ancak bu şekilde biz geri dönüşler hala arıyoruz. Birkaç tane projemiz var internette dolaşan. Üzerinde fiyat yazan, ciddi manada bizi de yoruyor. Müşterilerimiz de boşa yoruluyorlar. Yani 890 TL bölü metrekare proje üzerinde dolaşırken bir bakıyorlar 2000-2500 TL civarlarında bir projeyle karşılaşınca da bu defa kendileri de hayal kırıklığına vuruyorlar. Hem onlar için bir zaman kaybı oluyor hem de bizim için bir zaman kaybı oluyor. Tabii yani burada biz o fiyatı paylaşmazken zaten fiyat paylaşsak daha çok talep göreceğimizi de biliyoruz. Yani fiyat paylaşmak bizim için avantaj bir durum. Ama şu an için avantaj bir durum. Ama neticesinde dediğiniz gibi müşterimiz bir sene sonra, 2 sene sonra aradığında ona bu durumu izah etmeye çalışmak veya onun o alabileceğini düşündüğü noktadaki fiyatların değiştiğini gördüğündeki hayal kırıklığını hissetmek istemediğimiz için yani bunlarla uğraşmak yerine bizim sosyal medya ekibimiz zaten soran herkese fiyat paylaşıyorlar. Yani bireysel olarak WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden veya telefon üzerinden şu an bize ulaşan bütün müşterilerimize zaten fiyatı söylüyoruz. Burada fiyatı söylemek gibi bir çekincemiz yok. Ama projenin şu anki fiyatını herhangi bir şekilde sosyal medyada bir yere yazdığımız zaman üzerinden yıllar geçtiğinde bu noktada problem yaşadık. Yani bununla ilgili yüzlerce problem yaşadık. Yani 1 tane 2 tane değil. Bu fiyat üzerine fiyat yazan projeleri tek tek bulup silmeye bile çalıştık. Yani bu sıkıntılar, sorunları yaşamasın diye. Ama hala dediğiniz gibi birkaç tane bizim de görmediğimiz farklı yerlerde projelerimiz varsa bu insanlar yanıltabiliyor. Ama siz buradan takipçilere söylüyorum yani takip eden bizi Instagram olabilir, YouTube olabilir veya Facebook veya Pinterest, LinkedIn nerelerde bizi takip ediyorlarsa biz sizlere üşenmeden sorduğunuz her soruya cevap verecek noktadayız. Cevap vermek istiyoruz. Fiyatları sorduğunuz zaman projelerimize ilgili %99.9 sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Bunu da burada belirtmiş olalım. Projeyi siz mühendislik videosunda dediğiniz gibi değerlendirmiştiniz. O videoyu zaten bizi takip eden abonelerimiz gördü, izledi. Tabii ki o videoların da gelişmesi için de fikirleri bekliyoruz. Özellikle mühendis camiasından fikirler bekliyoruz. Yani bu noktada inşaat mühendislerinin veya makine mühendisi olabilir, elektrik mühendisleri olabilir. Birçok farklı mühendislik alanındaki mühendis arkadaşlarımızın, abilerimizin, kardeşlerimizin bu videolara destek verip çünkü siz de biliyorsunuz ki şimdi mühendislik okunduktan sonra sahaya çıktığınız zaman biraz bilgiye ihtiyacınız olan bir bölüm. Bilmediğiniz zaman orada biraz zayıf kalıyorsunuz. Kendinizi şantiye ortamında veya işte ofiste çalışıyorsunuz, ofis ortamında geliştirmek için zaman kaybediyorsunuz. Hatta mühendislik okuyan arkadaşların bile bu noktada bizlere ulaşıp kendilerini geliştirecek sorular sorabilirler. Bizlere bu anlamda düşündükleri farklı fikirleri verip hayalindeki mühendislikleri bize yansıtırlarsa biz de videolarımızda onlara cevap vermeye çalışırız. Şimdi düşüncemiz var. Bizde Fatih Bey var biliyorsunuz işte inşaat mühendisimiz. İşte Fatih Bey'in arkadaşı davet ettik bakalım önümüzdeki yayınlarımızdan bir tanesine katılacak. Mühendislik değerlendirme videolarımızdan bir tanesine katılacak. Biz bu tarz çalışmaları seviyoruz. Yani bu anlamda bencil bir firma olduğumuzu düşünmüyorum. Yani tam tersine bütün fikirleri buraya toplamaya çalışan ancak bu şekilde gelişebildiğini düşünen bir firma olduğumuz için bu yorumları çok önemsiyoruz. Gelen tepkileri çok önemsiyoruz. Olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Beğenmediklerini de söyleyebilir takipçilerimiz. Herkes beğenmek zorunda değil zaten projelerimizi. Biz de burada söylüyoruz zaten beğenmediğimiz yönlerimizi. Beğendikleri yönler de söyleyebilir. En azından nelerin karşılık bulduğunu görürüz. Bu anlamda çok önemsiyoruz. Geri bildirimleri bekliyoruz. Videoyu izleyen herkesten beğendiği ya da beğenmediği noktalardan geri bildirim bekliyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Yorumlara da arada girmenizde fayda var. Çünkü o anda diğer arkadaşlarımızın değerlendirdiği noktada araya girip fikirlerinizi söylemek bence güzel. Faruk Bey buna devam edebilirsiniz yani. Fatih Bey sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Emre Bey, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet, dediğiniz gibi bu mühendislik değerlendirmelerine gelen yorumlar yani bizlere de katkı sağlıyor ve hani ilgi gördüğünde zamanla fark ediyorum ben de, bu kendi çevremden de olsun, gelen yorumlardan da olsun, bu anlamda ilgi gördüğünü düşünüyorum. Arkadaşım da yakın zamanda bir planlama yapıp katılmayı düşünüyor ve istekli bu konuda gerçekten. Bunu da belirtmek istedim. Projeyi incelediğimizde de İlknur Hanım, ellerinize sağlık. Proje hakkında net bir şekilde beğendim ya da beğenmedim gibi bir ifade kullanamıyorum yani, belki de gözümüzün alışık olmadığı bir tarz olduğu için. Şu an hala karar verme aşamasındayım. Emin değilim bu konuda. Burada diğer projelerinizde uyguladığınız gibi kenet çatı belki dış duvarlarda sürdürülseydi daha güzel olabilirdi, daha güçlü gözükebilirdi diye düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu şekilde. Yani güçlü bir görüntüye sahip olabilirdi. Ve bu mutfaktaki camda, yani Emre Bey'in de bahsettiği gibi üçgensel bir detay üstünde bulunsaydı orası da daha hoş durabilirdi. Yani bunları bir görmek isterim ben de. Onun dışında dış görsellerde özellikle belirtebileceğim bir şey yok. İç planlarda da yani benim değinmek istediğim tüm konular aslında ofisçe değinildi. Ben de ebeveyn banyosuna gözüm çarpmıştı, ebeveyn banyosunu aradım planda. Ve salonun metrajının küçük oluşu da biraz daha büyük olsun istemiştim. Bir de aynı zamanda oda büyüklükleri yani kişilere göre değişir. Kimisi bu metrajı yeterli bulur ama ben daha büyük odaları tercih edecek birisiyim. Yani daha büyük odalar benim hoşuma gidiyor. Belki o konuda da revizelere gidilebilir, müşterilere önerilebilir. Diyeceklerim bu kadar. Elinize sağlık tekrardan İlknur Hanım. İnşaat mühendisimiz Fatih Bey'e de teşekkür ediyoruz yorumlar için. Abdullah Bey, sizden yorumlarınızı alalım. Instagram'da ve diğer sosyal medya alanlarında ne tür tepkiler aldı projemiz? Beğenildi mi, beğenilmedi mi veya ne tarzda tavsiyeler veya fikirler geldi projeyle ilgili? Bunlar sizde varsa veri anlamında bizle paylaşırsanız mutlu oluruz. İlknur Hanım'ın ellerine sağlık diyorum. Dış yapısıyla gayet estetik, iç mimarlığıyla da gayet sıcak bir proje olmuş. Genel itibariyle beğendiğim proje oldu yine. Tabii müşterilerimiz yoğun bir şekilde fiyatını sordular. Benim anladığım kadarıyla özellikle Instagram ve Facebook mesajlarını kontrol ediyorum. Gelen mailleri yanıtlamaya çalışıyorum. Yoğun bir şekilde fiyatını sordular ve garaj eklemek isteyen müşterilerimiz oldu, takipçilerimiz oldu. Başkaca bir eleştiri ya da göze batan bir şeyden bahsettiklerini hatırlamıyorum pek. Normal derecede beğenilen bir proje, yani geri planda kalmayan bir proje oldu. Diğer projelerimizden farklı bir proje olduğunu da farkına vardılar sanki, onu da hissettirdiler mesajlarıyla. Benim gelen tepkiler üzerinden hatırladıklarım şimdilik bunlar. Dediğim gibi benim de beğendiğim bir proje olmuş. Tekrar eline, emeğine sağlık İlknur Hanım'a. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Garaj düşünülebilir projede ama biz açık olarak düşündük yani 179 metrekare olunca, ama dediğiniz gibi kendi kapalı bir garajı da olabilir bir projenin 4+1 olduğu için. Bu kapalı veya açık garaj şeklinde projede organize edilebilir. Biraz tabii ki tercihe bağlı. Olsa olmasa noktasına ben %50'yim diyebilirim yani proje için. Çünkü açık garaja da uygun bir projeye benziyor. Hem giriş görselinde de onu görmüş olduk. Yani peyzajda çözülebilecek bir detaya da dönüşebilir bu garaj bu proje için. Tabii garajdan eve direkt girmek isteyen müşterilerimiz için kapalı garaj şeklinde de organize edilebilir. Teşekkür ediyoruz tekrar Abdullah Bey'e. Fadime Hanım, sizin proje hakkındaki yorumlarınızı, değerlendirmenizi alalım. Veya YouTube'da aldığınız tepkiler, projeyle ilgili yorumlar nelerdir, onlardan da bahsederseniz seviniriz. Öncelikle İlknur Hanım'ın ellerine sağlık. Ben önce kendi yorumumla başlayayım isterseniz. Dış cepheden başlayacak olursam ben de hem giriş verandasıyla hem de diğer cephedeki veranda kısmıyla çarpıcı bir proje olduğunu düşünüyorum. İlknur Hanım gerçekten bizleri bu konuda şaşırttı bence. Hem farklı bir malzeme kullanımıyla hem de farklı bir görünüm yakalamış. Eline emeğine sağlık. Gerçekten bu projede en çok dikkat çekici şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda renk uyumu da bu projeye çok yakışmış gerçekten. Ben özellikle renk olarak çok beğendim. Onun dışında iç planlarına da yani yeterli ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Eline emeğine sağlık. Benim de en çok beğendiğim kısım mutfak kısmı. Mutfağın hem salonla hem girişle hem de verandayla iç içe olmasını çok beğendim gerçekten. Çok güzel düşünmüş. Bu mutfak kısmında sosyal medyadan en çok gelen yorumlardan bir tanesi. Mutfakta üst kısımda hiç dolap olmaması ile ilgili çok fazla yorum geldi açıkçası. Tabii bunu beğenenler de oldu. Yani eleştirenler de oldu. İşte özellikle biz hani bayanlar üst kısımda da bolca dolap görmeye alışkın olduğumuz için bu projede yani hem olmamasını ferah olduğu için sevenler de oldu. Ama yetersiz bulanlar da oldu, ama genel anlamda şunu söyleyebilirim. Hani özellikle farklı ve ferah bir havanın yakalanmasından dolayı mutfak kısmının çok beğenildiğini düşünüyorum. Bununla ilgili güzel yorumlar aldık. Onun dışında genel olarak ya benim yorumlarda gördüğüm şey şuydu. Hani farklı iddialı, hatta çok uzun zamandır yazan takipçilerimizden de ben şunu duydum, yani şunu yazmışlardı. Artık favorim bu, işte en beğendiğim proje bu oldu. İşte ilk defa bir projeyi beğeniyorum diyen takipçiler de oldu. Açıkçası ben bu projeyle o farklı çizgiyi de yakaladığımızı düşünüyorum. Ya demek ki hala bir yerlerde hani bu kadar çok sayıda proje yapmamıza rağmen hitap edemediğimiz demek ki takipçiler varmış. Onu da bu projeyle yakalamış olduğumuzu düşünüyorum. Bir de birkaç da şöyle talepler geldi. Ondan da bahsetmek istiyorum. Az önce siz de aslında biraz değindiniz ama biz burada projenin kendimizce işte eksik gördüğümüz yanlarını değerlendiriyoruz, eleştiriyoruz ve düzeltmek adına çözüm önerileri oluşturuyoruz. Bir takipçimiz şöyle yazmış. Hani bu önerileri, hataları, eksikleri değerlendirdiğiniz projeyle bunun revize edilmiş, yani düzeltilmiş, bunların çözümlenmiş halini kıyaslayan da videolar yapmanızı istiyoruz ya da işte ikisinin kıyaslanmasını ve sonucunu da öncesi ve sonrası şeklinde bir beklentileri olmuş açıkçası. Ona da değinmeden geçemeyeceğim bu şekilde. Onun dışında aldığım notlardan bir tanesi, giriş kısmının üstünde veranda isteyen ya da üst katta veranda talep eden takipçilerimiz de olmuş. Şu girişin üst kısmında mesela İşte veranda görmek isterdim diyen takipçilerimiz olmuş orada. Onun dışında iç kısımla ilgili de güzel yorumlar vardı. Özellikle TV arkası ve iç dekorasyonla ilgili de güzel yorumlar aldık bu projede. Genel olarak yani %90, %95 güzel ve olumlu yorumlar aldığımız bir projeydi. Herkesin eline emeğine sağlık. Bir de peyzajla ilgili bir talep vardı. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Bir takipçimiz yeni spor alanları ve topraksız tarım ile ilgili çalışmalar görmek istediğini yazdı. Buradan da Irmak Hanım'a iletmiş olayım. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim Fadime Hanım güzel yorumlarınız için. Fadime Hanım'a teşekkür ediyoruz. Buradan da hani tekrar da söylemek istiyorum. Bütün yorumları okuyoruz ve bu şekilde notlar çıkartıp mimar arkadaşlarımıza da hafta içerisinde de veya mühendis arkadaşlarımıza bunların hepsini ayrıca iletiyoruz. Projeyle ilgili zaten şöyle, ben 3 cümleyle projeyi tanımlayacaksam farklı, sade ve sıcak proje diyebilirim yani. Sadeliği ve sıcaklığı bir arada ve farklılığı bir arada yakalamış bir proje diyebilirim. O anlamda güzel. Yani salonda çok bir detay olmamasına rağmen, yani çok pahalı bir salon olmamasına rağmen, öyle diyeyim yani, çok işte lükse kaçan bir salon olmamasına rağmen sıcak ve estetik bir salon yakalanmış bence. Yani bu duvarlardaki renk uyumları, zemin burası ve burası ve koltukların seçimi, yani sıcaklığı, sadeliği ve farklılığı yakalamış bir proje. O anlamda başarılı buluyorum. Diğer öneri noktasında da bence mantıklı bir öneri. Yani bu projeyi revize edeceksek bu projeyle beraber, yani burada neler vardı, biz projeyi revize ederek ne hale getirdik şeklinde, hani before after şeklinde çalışmalar var ya, o şekilde bir proje veya video yapılabilir. İlknur Hanım bunu tasarladığında bu iki projeyi değerlendirerek, birbiriyle kıyaslayarak ayrıca bir video, değerlendirme videosu yapalım. Bu fikri de güzel, mantıklı bulduğumu söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz takipçimize bu anlamda. Şimdi Seda Hanım'dan proje hakkındaki yorumlarını alacağım. Seda Hanım da şu an öncelikli olarak çağrılarımızla ilgileniyor. Çağrılarda, gelen çağrılarda talepler ne yöndeydi? Projeye ilgi, alaka veya tavsiyeler var mıydı? Onu sizden bir öğrenmek istiyorum Seda Hanım ve ayrıca yorumunuzu da bekliyorum. Tabii ki. Öncelikle ellerinize sağlık İlknur Hanım. Projeniz genel hatlarıyla güzel görünüyor. Dış cephedeki tasarım şekli farklı ve renk uyumu da oldukça güzel görünüyor. İç cephe kısmına da geldiğimiz zaman ben mutfaktaki çift kapının olması ve ada tezgahının da olmasını çok beğendim. Evin iç tasarımını çok şık hale getirmiş. Gelen çağrılar doğrultusunda da dış cephe rengini çok beğenen de oldu. Açıkçası çok değiştirmek isteyen de oldu. Zaten talep doğrultusunda yapılabileceğini ben de belirttim. Ancak genel olarak tasarımımızın farklı olduğunu ve beğendiklerini çok fazla dile getirdiler. Tekrardan ellerinize, emeğinize sağlık İlknur Hanım. Seda Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey, sizin proje hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Veya size gelen hem internet sitesinde veya çağrılardaki yorumlar nelerdir? Sizden de dinlemek isteriz. Emeklerinize sağlık İlknur Hanım. Yani bu yakalamış olduğunuz kombinasyon, bu form benim gerçekten çok hoşuma gitti bu projede. İç mekandaki birkaç değişiklikle gerçekten uygulamak isteyebileceğim bir proje olduğunu düşünüyorum bunun. Ayrıca peyzaja da burada değinmek istiyorum. Peyzajla çok güzel bütünleştirilmiş proje. Bu sayede gerçekten arsa, 600 metrekarelik bir arsa olabilecek en verimli şekilde kullanılmış diye düşünüyorum. Bu birkaç değişiklikten bahsetmem gerekirse, iç mekanda TV ünitesi yerine ben şömine isteyebilirdim. Çünkü zaten TV kullanmıyorum. Onun dışında alt kat odalardan bir tanesini belki oturma odası veya çalışma odası şeklinde birazcık büyüterek revize edilebilirdi. Bu sayede alt kattaki ebeveyn banyosuna olan ihtiyaç da azalacaktır diye düşünüyorum. Üst kattaki ebeveyn banyosu isteklerine ben de katılıyorum tabii. Orada bir ebeveyn banyosu olabilirse yine çok güzel olacaktır. Onun dışında tahmin edebileceğiniz üzere merdivendeki camın birazcık küçültülmesini talep edeceğim. Sanırım bunlar da olursa benim gerçekten yaşamak isteyeceğim bir yapı olur. Yani 10 puan vermeye en çok yaklaştığım evlerden bir tanesi oldu. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim Hüseyin Bey. Hüseyin hep düşük not verince yüksek not vereceğini söylemiş olması bir heyecan oluşturdu sanırım İlknur'da. Evet, Hüseyin'in ismini unuttum. Demek ki düşük not vermek daha kıymetliymiş. Arkadaşlar bundan sonra sizler de düşük not vermeye çalışın. Yüksek... Hayır Emre Bey, hepsi çok değerli, çok kıymetli, öyle bir şey yok. Hüseyin Bey'in de yorumlar için teşekkür ediyoruz. Proje hakkında zaten Seda Hanım da, Hüseyin Bey'in de veya Abdullah Bey'in, Fadime Hanım'ın sosyal medyadan aldığı veya çağrılardan aldığı tepkileri biz arkadaşlarımızla hafta içerisinde paylaşıyoruz. Dediğim gibi, biraz önce de belirttiğim gibi. Bunların da revize edilebildiğini, buradaki mimar ve mühendis kadromuzda bunların yeniden tasarlanıp uygulanabileceğini zaten takipçilerimiz büyük oranda biliyorlar. Yani en son olarak şunu söylemem gerekirse, birçok videomuza değinmeye çalışıyorum. Bizim yaptığımız işi genel anlamda tanımlamak istersek, bize arsasını, arazisini gösteren müşterimize en son peyzajı dahil projeleri yapıp teslim edebilen bir firmayız. Daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Buradaki bütün noktaları daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu Ar-Ge noktasında da ben hafta içerisinde sürekli Ar-Ge ile uğraştığım için kendimi bu noktada ifade edebildiğim tek video bu. O yüzden burada da bunları belirtmek istiyorum. Şimdi burada dediğim gibi Ar-Ge noktasında hafta içerisinde sürekli geliştirmeler yapıyoruz. Hem işlerin takip edilmesi noktasında, hem projelerin daha iyi hale getirilmesi noktasında. Yani yapmak istediğimiz şu, müşterilerimize verebildiğimiz maksimum hizmeti vermek için o tüm noktalara tek değinmeye çalışıyoruz. Zor ve zahmetli bir iş, çok da kolay değil. Yani işin başına geçtiğiniz zaman çok kolay değil. Çok detay var çünkü. Yani 400 kalemle yaklaşık malzeme detayıyla uğraşmamız ve aynı anda devam eden inşaatlarımızın hepsinde aynı kaliteyi yakalamak zorundayız. Bunlar ciddi anlamda mimarlık, mühendislik ve iş takibi gerektiren konular. Bunu da şu an iyi yaptığımızı ama daha da iyi yapmamız gerektiğini bildiğimiz bir noktadayız. Eksiklerimiz var. Onları da her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz zaten. Bu noktada da mevcuttaki müşterilerimizin de bize katkıları oluyor. Onların önerilerini de değerlendirmeye çalışıyoruz. Hatta videomuzu izleyen müşterilerimiz varsa onlardan da biz istediğimiz yapıcı eleştiriler. Çünkü eleştiri olmadan gelişme olmuyor. Yani şunu yapsanız daha iyi olur. İşte biz sizden hizmet aldık ama şu hizmeti de sunsaydınız veya şu hizmeti bu şekilde sunsaydınız gibi veya sizden hizmet aldığımız noktada şurada eksiklik gördük, hata gördük şeklindeki tüm yorumlara da açığız. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Çünkü gelişmeye çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Gelişmeye çalışırken hata yapmak da doğal bir sonuç. Çünkü bir şeyi rutin yaptığınız zaman hata yapma oranınız çok düşüyor. Yani bir evin aynısından defalarca yapsanız artık ezberlediğiniz bir mimari veya ezberlediğiniz bir imalat, bu çok basit bir durum. Yani herkes yapacağı işi biliyor. Ama değiştirdiğiniz hem malzeme detayı, hem mimari detayları, hem mühendislik detayları, sahada bunları bir yandan da ustalarınıza sürekli öğretmeniz, eğitmeniz gerekiyor. Ve herkes bildiği işi yapma düşüncesinde, yani o standart olanı yapma düşüncesinde. Burada hani sahada çalışan ustalarımız da aynı düşüncede olduğu için biz yenilikleri denemeyi sürekli seviyoruz. Bunu da yansıtmaya da çalışıyoruz. Tabii bunları denerken de veya yaparken de iyi tasarımları iyi hale getirirken, yani mühendislik çözümleriyle, mimari çözümleriyle beraber iyi hale getirmeye çalışırken de hata yapabiliyoruz. Bunlar çok önemli değil. Hatalarımızı kesinlikle gideriyoruz. Orada da herhangi bir şüphesi olmasın kimsenin. Yani bu yorumları da mevcut müşterilerimizden de, şu an işleri devam eden müşterilerimizden de alırsak ayrıca mutlu oluruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Şimdi proje hakkındaki değerlendirmelerinizi alacağım. Ben Türker Bey'den başlayarak değerlendirmeleri almak istiyorum. Türker Bey, projeye 10 üzerinden bir not vermeniz gerekirse kaç verirsiniz? Benim puanım 10 üzerinden 8 Emre Bey. Nazlı Hanım, sizin proje hakkındaki puanınız nedir? 10 üzerinden 9. Teşekkürler. Irmak Hanım, sizin notunuz, değerlendirmeniz nedir? 10 üzerinden 9. Teşekkür ediyoruz. Faruk Bey, sizin değerlendirmeniz nedir proje hakkında? Tüm baskılara rağmen Ayfer şu anda oklavayla duruyor. 10 üzerinden 8. Teşekkür ediyoruz. Ayfer Hanım puan versin ayrıca. Onun puanını dinleyelim. Onun puanı daha yüksekse onu duymak isteriz. 10 üzeri 10. Teşekkür ediyoruz Ayfer Hanım. Diğer projelerde de o zaman puanınızı almak isteriz, bilginiz olsun. Memnuniyetle. Fatih Bey, sizin proje hakkındaki puanınızı alalım. 10 üzerinden 7 veriyorum Emre Bey. Fatih projeyi beğenmemiş İlknur, bilgin olsun. Kararsızım diyordu ya. Kararsızım diyordu ya, beğenmemek yönünde kararı biraz revize olmuş gibi. Abdullah Bey, sizin proje hakkındaki puanınızı alalım. Benim puanım 10 üzerinden 9 Emre Bey. Teşekkür ediyoruz. Fadime Hanım, sizin değerlendirmeniz nedir? Ben de 9 veriyorum. Teşekkürler. Seda Hanım, sizin puanınız nedir? 10 üzerinden 9. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey, sizin puanınız nedir? Ben de peyzajla birlikte 10 üzerinden 9 veriyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Projeye 10 üzerinden 8 veriyorum. Benim beğendiğim projelerden bir tanesi. Tabii 9 ve 10'u dediğim gibi daha da iyileri için saklıyorum. Yani bu projenin revize edilmiş halindeki detaylarla beraber bu projeye 9 ve 10 verebilirim İlknur. Ama revize projeni de ayrıca bekliyoruz. Fatih projemizin not ortalaması nedir? 8.64 Emre Bey. İlknur Hanım, teşekkür ediyoruz. Projeniz güzel, beğendiğimiz bir proje. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Tekrardan söylemek istiyorum. Proje hakkındaki tüm yorum, öneri ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Herkese iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı, sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.